müsaadenle abi. Efendim? Alo, Cuma Usta damdan düştü. Ne? Koşun abi, yardıma gelin. Tamam tamam, kapat kapat, geliyorum. Ne oldu lan? Ya Cuma Usta düşmüş ya. Ne? Damdan düşmüş. Şaka yapıyorsun. Kazım! Gördün değil mi? Arşimet! Lan alo! Kazım, çıksana lan! Ne oluyor lan? Ya Cuma Usta damdan düşmüş ya. Kazım! Ne var lan Arşimet, Arşimet? Ne bağırıyorsun? Görmüyor musun lan? İşim var, gücüm var benim. Bak, bak kardeşim. Bak size bir şey söyleyeceğim, alayınıza bir şey söyleyeceğim. Bir dönem eline koluna sahip çıkma. Ya bir dakika lan. Bak şimdi, düşünün ki ben bir beyin cerrahıyım, tamam mı? İçeride ameliyattayım, siz de gelmişsiniz ameliyathanenin önüne. Arşimet, Arşimet diye bağırıyorsunuz. Lan az saygılı olsanız da oğlum ya, sağlık saat işi yapıyoruz burada. Yani ata mesleği bir kere, hayret bir şey ya. Bitti mi? Ha bitti, ne var? Cuma Usta senin damdan düşmüş, alo. Ne? Damdan mı düşmüş? Eldivenlerimi al. Geliyorum. Gelme gelme, öldü zaten herif ya. Lan, lan ölmüş mü yoksa? Ya ne bileyim, bana sadece düştü dediler. Ya öyle ölümlü ölümlü konuşuyordu bu, karma marma falan bir şey diyordu. Allah'ım yarabbim, yürüyün lan. Hadi hadi. Lan ne duruyorsunuz? Benim kahvede ufak işim vardı, onu halletmem lazım. Avuçları dizme. Hadi ya, koş 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 koş. Alalım kapıdan şey kaldı ama. Kapısız köyden mi geldiniz oğlum ya? Soyacaklar ama. İyiyim ben be. Şu verenleriniz çok olsun, Allah razı olsun. Ne oldu bana be? Kanka Cumam, hastane. Yok hastaneye falan şimdi boşuna masraf yapma, iyiyim ben. Alışkınım böyle. Gerek yok, toparlarım kendimi. Burada. Alışkınımdır be. Lan Cuma. Cuma, yaşıyor musun lan? Yaşıyorum, iyiyim ben be ya. 9 canlıyım, kedi gibiyim. Hiçbir şey olmaz. Tamam ben. İyiyim, bırakın beni zaten. Bak bakayım, kaç bu? 9 mu? 9. Ay, 9'un canı da mı gitti? Ay, Allah, Kazım! Öldü mü lan? Lan 8 değil, 9 dedi. 9. canı da mı gitti yoksa? Yok lan, o bir şey olmamıştır. Bu kafayla ne dediğini bilmiyordur. Dur, bırakın. Dur, dur, dur. Bırakın gençler. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Hastaneye gerek yok, hastaneye gerek yok. İyiyim ama. Gel, gel, gel. Allah Allah. Gel güzel. Gel, gel. Tut. O kiremiti al. Ver bakalım kiremiti bana. Ver. Bakayım. O kiremiti şey alalım. Kiremiti, kiremiti. Yedi kafayı kiremit diyor. Al şunu al. Bırak, bırak şöyle. Ya sırılsık lan burası. Yere yatırsaydık bari. Ya bırak, yerde vıcık vıcık. Bırak şöyle şöyle. Otursun şunu şöyle. Allah Allah. Cuma. Boğuluyordum. Boğuluyordum. Ne yapıyorsunuz? Ya siz neredeyiz biz de? Ne oldu ki? Acaba kütüş kim? Ne oldu bana be? Ya Cuma, çatıdan düştün oğlum. Bana kalırsa var ya, senin çatılarla ilgili kesin bir karman var. Bu kaçıncı lan damdan düşe düşe? Senin sonun var ya. Bana kalırsa ya mezarlık ya da kendi çabalarında Süperman falan olacaksın ha. Doğru söylüyorum be ya. Benim çatı karmamda bir çatlaklık var, onu benim tamir etmem gerekiyor. Ne oldu, çok mu sert düştüm acaba, ben kendimi kaybettim? İyiyim ben ama, bir şey yok maşallah ama. Vallahi sen hadi bu işi yaparsın, becerirsin ha. Hem çatılarla karmanı da halledersin. Hallet bak şunları, gram damlamasın. Tamam be ya, bu iş bende, hiç merak etmeyin ben. Ay, sırtüstü mü düştüm, yüzüstü mü, kaç metreden düştüm? Ne oldu acaba bana, ben halledeceğim. İş bende, tamam. Hadi bakalım, herkes işinin gücünün başı var. Hadi bakalım. Yaparsın Cuma. Vallahi sen 10 numara, 5 yıldız kalite bu ustasın. İşi halledersin, şık diye pırıl pırıl yaparsın burayı, merak etme. Tamam canım, o gazla yaparım ben, yapmam. Vallahi göstereceğim ustalığımı, intikamımı alacağım. Bütün kediler kıskanacak beni damdan dama atlarken. Tamam oğlum, hadi bakalım, selametle herkes işine gitsin. Tamam, ben burayı halledeceğim. Hadi kolay gelsin. Halledeceğim, tamam. Hadi sağ ol ya. Bir şey lazım olursa ara. Tamam oğlum, ararım. Cep telefonu ya. Of, şurada 5 dakika yatayım ben. 5 dakika bir dinleyeyim, kendime gidiyorum ben. Ay, şimdi nasıl... Oh! Ay dalamıyorum ki be. İçimde böyle kediler sıçrıyor sanki. Oh, ay İsmail, ay İsmail. Tam balayına gidecek vakti buldum ha. Balayına gittiğinde karşı apartman. Allah belanı versin seni. Of, of. Ay. Ben de şeker mi var acaba ya? Sürekli uykum geliyor. Afiyet olsun. Geçmiş olsun. Cuma Usta, iyi misin? Sorma be. Her zamanki gibi zamdan düştüm ama ucuz atlattım. İşim yok. İyiyim, iyiyim. Bir çay ver bakalım, bana selam ver. Ay. Çay, çay. Yemin ediyorum. Şu topuğumdan enseme kadar böyle bir acı çıkıyor. Beyincime böyle langara langara vuruyor.
oluyor. Çok sızım var. Yani normal tabii. Sen şimdi kedi olmadığı için sende pati sistemi yok. Direkt pati sistemi olsa direkt onu absorbe eder yani. Ama direkt kemiğe veriyorsun sen. Ondan olmuyor yani. Hüseyin, halim olsa şuradan sonra bir absorbe edeceğim. O patileri bir tırmalatacağım, sana haberin yok ha. Ay. Bana bak lan Cuma, bitmedi mi hala oğlum? Bitiyor yani, çok az kaldı. Bizim çırak balayında olduğu için alayı yani. O yüzden tırmalıyoruz, bitecek ama ya. Vallahi çakma Tesla, Kazım hakkında çok iyi konuşuyor. Diyor ki bundan sonra diyor, kesinlikle diyor sızdırma olmaz diyor. O kadar iş yaptım. Yemin ederim ilk defa bu kadar dirençliyim. Kendimi yeniledim ben de. Yemin ediyorum o damdan bir damla su damlasın, benim ömrümden bir gün gitsin. O kadar iddialıyım yani. Bana bak, biz şimdi o senden az önce gitmeden önce konuştuk. Hı. Sen bu işi bitir baba, tertemiz. Kazasız belasız sona getir. İnşallah. Çay borçlarını siliyoruz lan. Harbiden mi ya? Tabii ya. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şu çocukların işini hallet. Ah, şu içtiğin çayın parasını ben veriyorum ha. İç. Gönül doyasıya iç yani, anasını satayım. Harbiden mi ya? Oo. Sonunda benim değerim anlaşıldı. Yemin ederim gözlerim yaşarıyor. Ağlamak istiyorum yani. Şu yorgun halimle bile en milli duygularımı kabarttınız bakalım. Ah, beleş çayın tadı da çok başka oluyor. Yemin ederim 1000 dolar ateşlesen bu lezzeti alamazsın yani. O kadar. Ben beleşçi falan değilim be ya. Ağzımdaki lezzet orayı farklı benim yani. Çok farklı. O yüzden teşekkür ederim. Güzel, sağ ol. Bu iş bu kadar be ya. İşte gördünüz mü? Tamirat sanatında zirveye ulaştım yemin ederim. Eğer buradan bir damla daha damlasın, gel yüzüme tükür be ya. Bu çatıyla beraber bütün karmamı değiştirdim ben. Sakarlığa, aksiliklere bundan sonra paydos. Onların hepsini evrene gönderdim. Hepsini kış 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 kış. Kış 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 gitti. Kış 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 kış. Vallahi helal olsun sana Cuma ya. Ellerin dert görmesin kardeşim. Vallahi sen çok büyük bir sanatçı oldun. Şanın, şöhretin aldı yürüdü. Hepimize fark attın ama çarşıyı da şöhretinle unutmadın. Helal olsun sana. Aman be ya. Sizin dostluğunuzun yanında benim tesisat, meyisat, sanat, manat işlerim ne bunlar? Ben zaten sanatta jübilemi yapmaya karar verdim be ya. Gerçekten. Havadan gelen boş beleş para benim azar zaten be ya. Ama... Boş beleş para? Cuma iyi misin kardeşim sen? He? Cuma hangi kafayı yaşıyorsun güzelim? Sanat dediğin özünde maneviyattır. Sanatsa o maneviyata açılan bir kapıdır zaten. Ama vallahi ben artık bu sosyete bunu anlamadı. Vallahi ben de sineyim haleye geri dönüyorum be ya. Tesisat işine geri döneceğim. Cumacığım iyi misin canım? Aşık mısın yoksa? Yoksa evli bir kadına mı aşıksın? Bak bana rahatlıkla açılabilirsin güzelim. Açıl, açıl Cuma. Ben sanatı cücelere, aşkı da çırağa bıraktım. Vallahi artık ben tamamen işime konsantre olacağım. Gördüğün gibi bunu ilk anlayacak olan da sensin yani. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle, otur bakalım evine. Sağ ol, teşekkür ederim. Rica ederim be. Sadece bununla bitmiyor. Sana yaptığım son resmimi de hediye etmek istiyorum. Satmaya kıyamadım be ya. İster bunu duvarına asarsın, ister yıllar sonra milyonlarca liraya satarsın. Cuma'cığım çok teşekkür ederim sana. Bu var ya, milyon değil, milyar etse hayatta satmam. Bugün var ya senin adam olduğun gündür. Hatta adamlığına adamlık eklediğin bir gündür Cuma'cığım. Çok teşekkür ederim. Helal olsun sana. Yalnız ya rica etsem hani hatıra mahiyetinde bunu sen asabilir misin? Asarım tabii ya. Neden asmayacağım? Yemin ederim tesisatçılığım sanatıma üstün geldi. Bundan sonra sadece tesisat işini yapacağım. Ben bakalım. Hadi şunu alayım. Çakarım tabii be. Elveda Jüver. Elveda sanat. Bundan sonra sanatımı zenginlere satmaktansa dostum için bir çivi çakarım daha iyi be. Hadi gel bakalım. Nasıl, şurası iyi mi? Şöyle. Böyle evi de tam ortalayalım. Ortalayayım şöyle. Öyle mi? Kaldır. Kaldır önce tabloyu çek, kaldır diyorum buradan. Aa, niye anlamıyorum Kazım acaba? Bir, iki, üç. Lan indi lan. Lan iyi. Evet tamam iyi. İndi lan. Bu ne lan? Cuma yaktım seni. Lan indi lan. Koca tavan indi lan. Tavan. Lan Cuma. Cuma geliyorum lan. Cuma. İmdat, kimseye yapmayacak arasını satayım. Kimseye. Ne oldu lan? Selam, sana bir de kötü haberim var. Hangisini söyleyeyim önce? İyi haberi söyle. Ağzını burnunu kırarım Cuma. Çatı tadilatı bitti be ya.
Ne güzel oğlum işte süper. Kötü haber ne lan? Kötü haber Indira Gandhi. Canımı sıkma benim. Bir lira daha para vermem. Lan indi lan indi. Lan indi lan kofte indi lan. 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 Allah'ın seversin oğlum. Oğlum indi. Dur dur. Kazım ne oldu? Ne oldu oğlum? Lan ne olacak? İndi komple. İndi. Ne indi ya? Lan tavan indi komple. Ah tamam. Şimdi anlaşıldı. Nasıl indi lan? Ondaki ağzımı anlasın be. Lan tavan diyorum komple indi. Ben de onu indireceğim. Al indir. Çekil be. Yeter artık bu olaylara geldi be. İşte budur be. Bozma eline. Ne bozma be ya? Bana güvenmiyor musunuz? Çocuğun yanında ben iyile mi yapacağım? Bu kötü bir örnek olacağım yani. Herif çitok attı be. Ne oldu be ya? Acemiler apışıp kaldınız. Apışıp kalmak burada afallamak, dona kalmak anlamında kullanıyor. Türkçe mi çocuğun sen? Hangi matematik mi? Matematik. Dayı, ya şuna bir el atsana. Şu problemi çözemedim. Oğlum senin dayın problemlerin kralı lan. Mahallede çözemediğim hiçbir problem kalmadı benim. Rado hangisi bakayım göster. Şu. Ayşe'nin parasının 2 katının 10 fazlası 52 etmektedir. Ve buna göre Ayşe'nin parası ne kadardır? Ayşe'ye bak sen. Ne oldu be ya? Kaldın öyle ha? Hani sen problemleri çözecek kraldın. Ne oldu kral? Tacı mı düştü bakalım? Sus lan. Bir sus lan. Allah Allah. Şuradan bir 5. Bir dakika bir de 2 verin lan. Hah 2. Al 5. Koyduk şimdi. Bir dakika dur. Şimdi bunlar 52 tamam mı? 52. Süpersin. Nerede gösterge? Sattık. Ha burada. Onu da buraya koyalım. Ne yapıyorsun be ya? X sonra mı koyalım? Hayır, X'i başa alacaksın. X eşittir diye başlayacak veya denklem. Oğlum sen hayırdır la? Gauss çıktın başımıza bizim. Neyin peşindesin oğlum? Çözeceğiz işte bir dakika. İyi çözeceğim be. Oo buna kaldıysak bir yandık. Ne diyorduk oğlum? Kaç katıydı? 2 katı. Hah tamam şimdi X'in yanına bir tane de 2 koyuyoruz tamam mı? Ne yaptı? 2x eşittir. 10 artı 52. Evet. Hayır. 2x artı 10 eşittir 52. Anladım. Gördün mü lan? Tek bilinmeyen denklem çok bilinmeyen oldu. Ne yapacağız şimdi? Oğlum işte artı 10 varmış. Yani artı 10 olunca 52'den... Bak şunu 10 diyelim tamam mı? 52'den onu kus. Kus ne oğlum? Matematik çözüyoruz burada. Ağzını burnunu kıracağım bak senin ha. Oğlum kus işte çıkartma yani. Allah Allah. 4 işte ben mi öğreteceğim hepinize ya? Toplama, çıkarma, bölme, çarpma ya. Çarpma bölme o. Sıralamayı bile bilmiyorum be ya hiç. Vallahi çarpmayı da ben iyi bilirim. Çarpayım mı şunu Selo ya? Bak Allah belamı versin ikinize de saldıracağım şimdi. Oğlum şurada çocuğun ödevini yapıyor. Canımı sıkmayın lan benim. Manyak mısınız siz ya? Tamam oğlum, onu kus bakayım 52'den. 42. Maşallah Allah, çok zehir bir çocuk ha bu. Dayısının yeri, sıkıntı yok. Tabii. Yar oğlum onu da ortadan 2'ye bakayım. 21 etti. Mükemmel. Al şimdi yaz, Ayşe'nin parası. Vallahi Ayşe'nin şimdi... parası benden çok yemin ederim ha. 2x artı 10, Ayşe'nin parasının 2 katının 10 fazlası 52 etti. 52'den onu kustuk 42, yardık 2'ye. Etti sana 21, bu da Ayşe'nin parası. Evet, işte bu kadar. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ne yapalım Esin? Emrecan'ın ödevi var da onu şey yapıyor. Sen ne yapıyorsun? Selami, koca koca adamlar ne öğretiyorsunuz siz çocuğa? Böyle okey masasında ödev mi yapılır? Şimdi okeyle biz hızlandırılmış matematik şeysi şey yapıyoruz. Ondan yani. Peki bu yarmak, kusmak falan bunlar matematik terimleri mi? Mecaz. Yani tam olarak olmasa da dediği gibi mecaz yani eş anlamlarsa halk diline biz onu indirgedik şey yaptık. Emrecan, sen bundan sonra ödevin olduğunda galeriye gel, benim yanımda yap. Tamam mı canım? Tamamdır Esin abla. Ben de bir çay rica edeceğim. Hemen. Çay yapayım yoksa çarpılacağım. Türkçeden takıldığım bir şey olursa bana sor. Tamam mı Hakan? Tamam. Dil bilgisi konusunda acayip iyiyim. Tabii. Ne haber Cuma mı? Tuzak sorun bu acaba? Siz benimle konuşmaya hiç böyle bir mail etmezsiniz ama hayır inşallah. Cuma bugün o kadar çok mutluyum ki. Yani seninle bile sohbet edesim var. Düşün. Öyle diyorsunuz yani. Eyvah. Mahalleden bir kişi daha kafayı sıyırttı. Delirmedim Cuma. Sadece şunu biliyorum. Hayat çok güzel. Hava çok güzel. İnsanlar güzel. Çok güzel bir damadım var be ya. Daha ne olsun Cuma? Daha ne olsun ya? Vallahi ben beline bir bıçak sakladım. Onu çıkarıp bana saplayacağım diye düşünüyorum ben. Eyvah be ya. Komşular yetişin. Tuzak kurup adamı öldürüyorlar. Ay, ne kadar.
Bayram değil, seyran değil. Eniştem beni niye öptü acaba? Bayram, Cuma, bayram. Senin sayende İsmail gibi bir damadım oldu be. Dile benden ne dilersen. Al İsmail, tepe tepe kullan. Ne diyeceğim ben sana be? Öyle kuru kuruyor olmaz. O zaman bize yemeğe geleceksin. Son yemeğim olmasın benim? Cuma, sana mutlaka teşekkür etmem gerekiyor. Yani sana ziyafet vermek istiyorum. Ziyafet! Canım. Zahmet olmaz. Annem, annem. Bu beni kesin yemekte zehirleyerek öldürecek. Kesin kafayı taktı. Böyle çırpına çırpına öldürecek beni. Allah kahretmesin İsmail seni be. Of, of. İlla yemeğe geleceksin mi? Niye yemeğe geleceksin be? Sen yemeğim, olur benim. Ben niye uzunlamaya taktım hiç sevmem uzunlama. Öleceğim zaten, yok mu böyle oynak bir şeyler acaba? Ay, hoparlörler de bozuk, onları tahmin etmem lazım. Hocam öyle anlattığın gibi şey, ben onu şimdi çok... Olur mu? Selami. Bu anlattığım plan hiç kafama yatmıyor. Burnuma kötü kötü kokular geliyor, haberin olsun. Sen acaba sana benimle yakın olmak için bu planı kurmuş olabilir misin? Ama güzel bir şey. Bravo, kutluyorum. Cuma, Allah belan ver. Sana buradan bir uçarım. Bak bir uçarım sana buradan, oynamayı görürsün. Oğlum bir usturupludur lan. Niye be ya? Ben olsam aynen böyle bir plan kurardım. Çok ince bir plan, kutluyorum seni. Tebrikler. Hala konuşuyor. Emrecan, sen ne diyorsun oğlum bu plana? Vallahi güzel plan. Gideri var. Sanem ablayı da tebrik ediyorum. Adamı gördün mü? Adam adam. Ulan kendine benzetmişsin, çocuğu da planın gideri var mı gideri var diye konuşuyor. Aa, olacak tabii be ya. Vallahi Sanem Hanım'a yakın olmak için iyi fikir. Bir şey söyleyeceğim. Beni de aranıza alsanız da ailede bir böyle yakın kontenjan falan yok mu? Vallahi ne zamandır bir aile sıcaklığına hasretim. Ben de dahil olayım be ya. Abisinin sen böyle yalnız bence iyisin. Hani böyle tekil şahıs yani, anlatabiliyor muyum? Tekil şahıs, bana bir çay söyle bakalım hadi. Çok iyi alıştım bakıyorum bedava çaya. Çay mayı yok sana kardeşim. Agalar, Mavra'yı bırakın. Gözlerimizi dört açıyoruz. Bak, yabancı bir şahıs gördüğünüzde müfettiş tadında hemen bana haber uçuruyorsunuz. Mevzuyu anında çözeceğiz. Uyandırıyorum. Bak o arada kılığa kıyafete de bir şekil yapalım. Grand tuvalet biraz elit olsun yani. Fix diyelim, anlatabiliyor muyum? Takım makım şekli. Evet evet. Bir de benim de senden bir ricam var Selami. Buyurun Selam Hanımcığım. Rica ederim, buyurun. Aa, resmen kıza yürüyor ha. Buyurun Selam Hanımcığım falanlar filanlar. Ne yapayım bakalım? Ya bak, müfettişler geldiğinde çok güzel bir izlenim bırakacağız. Tamam mı? Küfür etmek yok. Lütfen ya, küfür nedir küfür? Bana göre bir şey değil zaten. Ben onlarla gayet beyefendi gibi konuşacağım, elit. Tabii tabii, senden olsa olsa kaldırım beyefendisi olur. Elit diyor ya. Ay, yandırılsız. Cuma, sana manama dua et. Yoksa var ya, buradan kalkarım. Seni var ya, evire çevire, evire çevire. Öyle bir döverdim ki, yemin ediyorum. Dua et lan. Görüyorsunuz işte, beyefendilik buraya kadarmış. Bak gördünüz işte, nasıl ağzı bir anda. Allah belamı verse seni var, ünlümü sıkarım, ünlümü sıkarım. Anlamasın, dur lan, adam gibi dur lan! Geri vitese bak, bakalım bir çocuk var burada, nasıl konuşuyor sen? Psss, hadi otur bakalım, psss, hadi! Hadi bakalım, aporlu. Güzel bir ses çıksın bakalım. Şşş, ses kontrol! Mutlu! Usta, kusura bakma, bölüyoruz ama işler gene karıştı. Bana bir akıl, fikir versen. Geldi yine Gırnatıcık, inleyen nameler. Ne oldu bakalım yine? Bozgur baba beni evden kovdu da. Aa, evden kovdu. Öldürmediğine dua etmiyorsun da evden kovdu diyorsun değil mi? Sende fındık kadar akıl yok İsmail ha. Ya hiç de bile ya. Babam bir kere onu çok seviyor, onu sevdiğini söyledi değil mi? Kim? Bozkır Bey. Öyle dedi. Aa, hiç öyle bir şey demez. Bozkır Bey'in fıtratına ters bence. Ya boş ver şimdi bunları. Biz nerede kalacağız? Onu de. Ne bileyim ben be ya. Aşkım biz değil, sen nerede kalacaksın? Sonuçta orası benim babamın evi yani. Ya teyzeniz, seninle ben artık evliyiz. Ben nereye, sen oraya artık ya. Tamam işte aşkım, ben nereye, sen oraya ya. Babamın evindeyiz yani. Ah, git bakalım İsmail. Artık ölüm mü çıkar değil mi? Allah bilir. Yok mu bir çözümün? Ne bileyim ben be ya. Ben artık hiç karışmıyorum bu işleri. Beni ırgalamaz. Vallahi bilmiyorum. Hadi bakalım bismillah. Kul vermezse Allah verir be ya. Hayırlı uğurlu olsun sizden, senden bereket. Ah benim canım. Ne oldu be ya? Ah benim canım torunum. Çünkü yanlış bir şey var galiba. Ben Cuma Usta teyzeciğim, Cuma. Tamam Cuma, benim torunum olan Cuma. Yıllardır seni aradım. Nihayet seni buldum. Yok be ya, nereden torun oluyorum ben senin? Ben seni tanımıyorum. Benim nenem var, o da köyde ayçiçeği çitliyordur şimdi. Biz hep böyle yazın ekeriz ayçiçeğini, kışın da çitleriz. Hayır, ninem benim. Ninem benim mi? Ninem benim. Gel bakalım ninem, otur şuraya sen be ya. Aa, mahallenin bir kumpasına geliyorum galiba. Bana birini daha yamamaya çalışıyorlar ama yemem. Yemem ben bunları. İsmail var başımda zaten. Neyse bakalım, otur sen. Çay var söyleyeyim mi sana? Aç karnına içmem.
Aç karnına çay içmezsiniz. Yemek söyleyeyim. Cordon bleu. İyi gelir. Affedersiniz, ne iyi gelir? Cordon bleu iyi gelir. Cordon bleu bizim kafede yaparlar mı bilmem ama Balat'ta hiç bu ilk defa duyuyorum böyle bir şeyi. Yani cordon istiyorsan var, ütünün cordonu ama o da bleu değil, beyaz. Neyse ya, ben bir konuşayım. O olmadı artık tosttur, simittir falan, bir karnını doyurursun. İyi misin sen bakalım? Gel içeri. Gel, soğukta kalma. Gel içeri otur. Telefon falan çalarsa aç, konuş. Ben hemen geliyorum. Allah Allah. Kayıp ilanı falan var mı acaba nineyle ilgili? Ben mi gidip bunu karakola sorayım? Böyle olmaz be. Merhaba ya. Merhaba. Selamun aleyküm gençler. Ne yapıyorsunuz bakalım ya? Niko Kazım'a, Kazım Merdan'a, Merdan bana, ben Niko'ya, Niko Kazım'a, Kazım Uşak'a, Uşak... Ne yapıyorsunuz siz acaba? Zaman doldu bir yalnız. Güzel. O zaman yapın bakalım bana bir sıcak çay, böyle gırtlağından geçsin, ılık ılık. Hadi bakalım. Karakolda da aynısı oldu. Komiser bana bakıyor, ben komisere bakıyorum. Komiser bekçiye bakıyor, bekçi gelmiş hayırlı olsun diyorum. O bana bakıyor, ben ona... Of, of. Karakola koskocaman cuma ertesi gelmiş. Einstein'ın yarı parçası ama hiç kimse ne çay ısmarlayan var, yeri yemek söyleyen var. Nerede o eski komiser veya post bayıklı? Ne tatlı adamdı o. Keşke ölmeseydi. Ne işin vardı karakolda? Karakolda ne işin var? Ah sorma Niko be ya. Başıma yaşlı bir kadın musallat oldu, ben senin anneannenim diye. Hiç dibimden ayrılmıyor. Teyzeciğim git diyorum, gitmiyor. Adın ne diyorum söylemiyor. Adresini de götüreyim diyorum, onu da yapmıyor. Gittim anlattım komisere hepsini tek tek. Bakacağız biz, o gün araştıracağız dedi ama biz sonuçlandırana kadar o senin yanında kalsın, birkaç gün idare ediver, sevaptır dedi be ya. Kazım, sen de kalsın bu akşam ha? Hadi lan, kedi yavrusun bu, saçmalama bakayım. Kedi yavrusundan daha güzel bir oğlum be ya, konuşuyor. Akşamları da masal anlatır sana, mışıl mışıl uyursun be ya. Ha? Vallahi hiç işim olmaz Cuma ya. Zaten Selami bana kahveyi... hamama da gitmem lazım. Birazdan çay kahve servisi de yapacağım. Allah bak sen kendine hadi. Niko. Neden? Ne lan? Kazım'ın söylediklerine denden çektim. Tekrar etmeye gerek yok herhalde. Başlayacağım. Dendenize de dantenize de sizden bana hayır gelmez be. Hadi selametle. Oho! Bana saf biri lazım. Saf biri, saf biri. Aram bulacağım ben saf birini be. Bu mahallede saf biri çok zor. Nereden bulacağım acaba? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.